Kültür Sanat Ekranı'ndan merhaba. Yapay zeka artık hayatımızın her alanına girdi. Bugün de o girdiği alanlardan birindeyiz. Bir dizi sektörüne girdi aslında. Ve o dizinin yaratıcısı Burak Arslan bizle birlikte. Hoş geldiniz. Merhaba Ecem, nasılsın? Teşekkürler sen. Teşekkür ederim. Aslında yapay zekanın yönettiği dizi yönettiği, demek daha evet. Çok hoşuma gidiyor. Evet. Genel yönetmenliğini üstlendiği dünyanın ilk dizisi aslında. Evet. Biraz bahsedelim mi? Nasıl oluştu bu fikir? Ya aslında bu fikrin oluşmasında köy çocuklarının çok büyük payı var. Çünkü ben yaklaşık 5 yıldır köy köy çocukları geziyorum. Ben Erzincanlıyım aynı zamanda. Babam Erzurumlu, annem Erzincanlı. 15 yaşına kadar da bütün semestrelerimi köyde geçirdim ben. Dolayısıyla ben bugün Londra'da okuyan bir çocuğum. Ama bütün kazandıklarımı, bütün öğrendiklerimi, bildiklerimi kendi memleketime, kendi çocuklarıma vermeyi seviyorum. Bunun da bir yapay zeka ile ancak çoğalabileceğini düşünüp çocuklara mesleki öğretimler yapmaya çalışıyordum son 5 senedir aslında. Yani çocuklara daha kurumsal meslekler değil de hayalperest meslekler edinmelerine biraz teşvik etmeye çalışıyordum onları. Yani bir tahtaya meslekleri yazıp onlara bir çarpı atıp aslında bunlar kurumsal işler, memuriyet işleri, ben hayalinizi merak ediyorum dediğimde çok cümle duyamamak beni çok üzdü Ecem. Yani gerçekten bir 2 yıl bunu dert ettim kendime. Yani bu çocukların bu kadar hayal gücü yüksekken neden hayal edemedi, yani neden ettikleri hayali cümleye döndüremezler? Bu beni biraz yaraladı. Bu yarayı da dedim ki ya bu çocuklar niye kendi karakterlerini yazmıyorlar? Yani bu bir arkadaş da olabilir, çok sevdikleri ailelerinden bir birey de olabilir ya da köyde çok sevdiği bir hayvanı çok, belki. Çok sevdiği bir hayvan da olabilir. Mesela senin dediğine örnek bir Cenk, yanlış hatırlamıyorsam Cenk diye bir çocuğumuz. Karabaş diye bir karakter yaratmış Enigma'da. Bizim yapay zekamıza verdiği. Ve bu Karabaş karakterinin özelliği astronot olması. Şimdi bunu bir köy çocuğundan başka bir yerde alamam. Yani buna mecbur kaldım diyebilirim. Yoksa ben 26 yaşında bu ülkenin bir genci olarak oynayan kısımda olmak isterdim, yaratan değil. Aslında oyunculuktan geliyorsun. Aslında oyuncuyum. Yani evet, ben Lambda'da London Academy of Music and Dramatic School Art'ı seçilen 3. Türk'üm. Haluk Bilginer ve Hikaye Kariyeri'den sonra. Burada aldığım drama eğitimi de daha çok yaratmaya ve üretmeye yönelik. Yani biz bir acting yapıp bir sahne performansı canlandırmak yerine bir üretim içinde bulunmayı seviyoruz. Bir şey yaratmayı seviyoruz. Bir şeye ait olmak, onun parçası olmak zaten işimizin bir görevi. Ama ait olduğumuz şeyi kendimiz yaratmak bizim jenerasyonumuza has bir üslup aslında. Dolayısıyla bu üslubu kendi topraklarıma taşımak fikriyle çıktı ortaya. Burada dijital platformlarla yurt dışında görüştüm. Türkiye ayağında temsilciliklerle görüşmüyorum. Yurt dışı üzerinden ilerletiyorum. Ama Türkiye'ye bütün kazancını getirmeye çalışıyorum. Burada köy çocuklarının yarattığı karakterlerden onlara telif ödeyeceğim. Ve aslında sizin bir dizi içerisinde karakter tasarlayarak bir kazanç modeli elde etmenizi sağlayacağım. Bunu nasıl kullanacağınız size bağlı. Peki bu zamana kadar sana gelen karakterlerde neler var? Çocuklar en çok neyi hayal ediyorlar köylerde? Çocukların en çok gökyüzünü hayal ettiğini görüyorum. Yani Küçük Prens. Küçük Prens. Sevdiği her karakter. Çocuğun sevdiği karakter olarak Küçük Prens'e çok yakın karakterler çıkıyor. Yani öyle bir şey yazıyor ki çocuk, mesela diyorum ki ya bunu öğrenmiş olamaz. Bunu bir yerde görmüş olmalı. Yani Karabaş diye bir karakterin astronot olması bana çok ilginç geliyor ve burada astronotluktan kastı da orada astrofizikle gök cisimleri inceleyen bir karakterden bahsetmiyoruz. Yıldızların üzerinde yürüyebiliyor mesela onun karakteri. Bunu ona hayal ettirtebildiğim zaman aslında başarı burada geliyor bana. Yani bana bu işin başarı kıstası ne diye sorarsan, çocukların yaratabildiği karakterleri izleyebildikleri noktada başarılı olduğumu atfederim. Çocukların aslında hayal etmesinde şöyle de güzel bir yan var. Çünkü en masum anlar, çocukların yaşadığı şeyler. Bütün masumluklarıyla, bütün duygularıyla aslında o karakteri yaratıyorlar ve hayal güçlerini. En mutlu olduğum anları da çocuklarla yaşadım. En tokat yediğim anları da onlarla yaşadım. Çünkü bunu tiyatrocular çok iyi bilir, çocuk tiyatrosu yapan kişiler. Bir çocuğu zorla tutamazsın sahnede. Yani sevmediyse çıkar gider. Yani aman sen buna üzülür müsün, kırılır mısın, Ecem bunun için neyse, çocuk için pek önemli değildir. Pure'dur, saftır onun çıkarttığı enerji. Dolayısıyla bu enerjinin ortaya çıkması benim için önemli. Ne olduğunun bir önemi yok. O enerji açığa çıkarsa çocukların kendi içinde konuşmak istedikleri şeyi
bir karakter aracılığıyla bizlere anlatabilirlerse ve buradan da bir kazanç elde edebilirlerse zaten yeni dünyanın hem izleyicileri, hem tasarlayıcıları, hem yaratıcıları, hem kazanç modelini üreten, aynı zamanda bunu paylaşan kişi oluyorlar. Yani bunu insanlığa nasıl anlatacağımı bilmiyorum. Kendimi şeydeki gibi hissediyorum. Bill Gates'in 25 yıl önce bir röportajı var. İnternete anlatıyor insanlara. Evet. Aslında biraz orada gibi hissediyorum. Çünkü biz aslında yeni bir şey yapmaya çalışıyoruz. Biz sektöre hadi bunu da böyle yapın değil de buna bir alternatif sunmaya çalışıyoruz. Yapılmışın üstüne bir artı atıyorsunuz evet, aslında. Yani diyoruz ki evet bunu yaptık. Biz artık senaristlerin bize verdiği hikayeleri izledik. Ve artık yeni jenerasyon olarak bunları çok kabul edemiyoruz. Yani şu an Godfather Twitter'a düşse gerçekten linç yiyebilir. Hani kült zannettiğimiz geçmişten Budapeşte Oteli falan, yani o müthiş kültleri bugün bir Z kuşağının önüne bir atmak lazım aslında. Hani onların bir yorumlarını almak lazım. Bu ortaya çıkan ürünleri eleştirmek çok sevdiğim bir şey değil benim. Yani ben yeni jenerasyon bir çocuğum ve kalkıp da bir şeyleri eleştirmek çok üslubum değil. Eleştireceğim konuyu değiştirmeyi seviyorum ben. Ona bir alternatif üretmeyi seviyorum. Buradaki alternatif de zaten yine senin benim içimden çıkan şey. Yani ben bir sektörü yıkıp yeni bir tane yaratmıyorum ki. Ben diyorum ki biz zaten sizin yaptığınız dizileri izliyoruz televizyonda. Tamam, bırakın bir de biz kendi karakterlerimizi tasarlayalım ve biz bir yapay zekaya teslim edelim bu karakterleri. Mevcut hikayemizin içerisinde kendi karakterlerimizi görebilelim. Kendi paralel hikayelerimiz olsun ve bunları bir yapay zeka bize öğretsin. Bu noktada kimin kime daha fazla şey öğrettiği benim için en büyük kazanç kapısı zaten. Çünkü kim kimden faydalanıyor bu senin potansiyeline bağlı. Aslında yapay zekanın bu dizide şöyle de güzel bir tarafı olabilir. İnsan hem olmak istediğini aslında yönlendirebilir o karaktere. Ya da hayat vereceği oyuncu mu artık diyeyim o mesela, projede, yani, ya da istemediği kişiyi de belki ortaya koyabilir. Ya hocam bunu söylerken hep yanlış anlaşılmaktan korkarım ama ben mesela ailemden nasıl bir çocuk olmak istediğimi değil, nasıl bir çocuk olmak istemediğimi öğrendim. Ve bu benim için en büyük kazançlardan bir tanesiydi. Yani ben orada gördüğüm şeylerde evet bak ben bunu yapmak istemiyorum. Bunu istemiyorum, bunu istemiyorum. Dolayısıyla neyi yapmak istediğimi değil de neyi yapmak istemediğimi gösteren bir perspektif oldular bana. Burada yapay zekada biraz bu aslında. Yani ne öğrenmek istediğine bağlı. Dünyayı yeniden mi keşfetmek istiyorsun? Yoksa mevcut durumu mu düzeltmek istiyorsun? Bunu yine sana bir yapay zeka yönlendirmeleriyle dizi dünyamızda yaptırtıyoruz. Dolayısıyla bilmiyorum ya. Bu biraz seyirciye bağlı. Biraz aslında burada dizi sektörünü de eleştiriyor musun bir oyuncu olarak? Eleştirmiyorum. Yok, eleştirmiyorum. Çünkü eleştiri hakimiyet gerektirir. Ben o konuya hakim değilim. Yani ben Türkiye'de yapılan sektöre çok hakim değilim. Ben daha çok yurt dışı kökenli bir eğitim aldım. Lise hayatımda devlet okulunda olduğum dönem de oldu, özel okulda olduğum dönem de oldu. Frankofon geleneğinden geliyorum. Üniversiteyi Türkiye'de okumadım, yurt dışında okudum. Futbol oynadığım dönemde 39 ülke neredeyse gezdim. O yüzden çok insan tanıdım. 6 dil biliyorum, 6 dil konuşabiliyorum. 12 enstrüman çalabiliyorum. 19 spor branşı yaptım. Bunlar sadece merakın getirisi. Hocam yani aman 25 yaşında bir çocuk niye bunları yapar ki? Merakımdan, yani 13 yaşından beri yaptığım tek şey bir şeyler üretmeye çalışmak. Hiç eleştirecek fırsatım olmadı benim hocam. Su olsam, ateş olsam. Yani oturup... Ya önüne bunu mi da... kondu hep bunlar senin yoksa sen kendi isteğini seçtin? Hayır, ben kendim yaptım. Yani çünkü ben biraz küstahlığı seven bir insanım. Yani hayata karşı küstahlığı. Bir şeyin üretiminin kardelenleşmesini çok severim ben. Yani zorluğun içinden çıkması benim çok doğru bulduğum bir şeydir. Çünkü bugüne kadar dünyanın bilim insanlarına baktığımız zaman Galileo, Tesla... bu insanın üretimleri güller içinde olmadı hocam. Yani bir derdi olduğu için bu insanlar bir şey ürettiler. O yüzden benim derdim de bu. Benim derdim bizim jenerasyonumuzun kendini ifade edebilecek bir alan bulamaması. Yani ben çıkıp kendi izleyebileceğim bir dizi bulamıyorum. Black Mirror en son izlediğim, Westworld dünyasını izliyorum. Ama bunların içinde de yine kendi fikirlerimi vermek istediğimde yalnız kalıyorum.
Bu yalnızlığıma alternatif olarak ürettiğim bir yapay zeka aslında. Çünkü seyircinin de böyle hissettiğine eminim. Benim dedelerim, ninelerim yani televizyonla konuşan insanlar değil miydi? Yani yapma kızım, gitme oraya, etme şunu, etkileşime geçmek isteyen insanlardı bunlar. Benim annem anlatır, televizyon ilk köye geldiği zaman karşısına süslenip püslenip otururlarmış böyle yani. Çünkü onların da onları gördüğüne inanmak istiyorlar. Etkileşime geçmek istiyorlar çünkü. Bu etkileşim mekanizmasının en etkin olduğu dönem bizim dönemimiz. O yüzden ben bunun sınırlarını zorlayacağım. Yani bu yapay zekayla zorlayacağım. Bize aslında bu belki de nesil olarak dayatılan bir şey. Yani bunu izleyeceksin, bu platformu kullanacaksın, bu teknolojiyi kullanacaksın. Ama sana orada evet sorgulama ve kullanma, yaratma alanı tanımıyor aslında. Kısıtlı bir dünyanın içinde bana yarattırdığımı zannettiriyor. Bu daha riskli aslında. Evet. Yani Black gereksiz Mirror, bir ego yaratıyor da karşı evet, tarafta. Yani Black Mirror Bandersnatch'ta kullanılan yöntem aslında hepimize inovasyon gibi gelmiştir. Ama aslında 90'larda kullanılan teletext yöntemidir. Kitaplarda nasıl ki 25. sayfada sana der ki şunu yapmak istiyorsan şu sayfadan, bunu yapmak istiyorsan bu sayfadan. Ama yine yazarın dünyasının içindeyim ben. Yine onun alternatif evrenlerinin bir tanesindeyim. Ben seyircinin bu alternatif evrenlerinin kendilerinin yaratmasını istiyorum. İstiyorum ki bizim dizimizin içerisinde kendi hikayelerini bizim hikayemizin bir parçası olarak görsünler. Çünkü hayat böyle bir şeydir. Sen bir çocuk dünyaya getirdiğinde bir kadın olarak bunu 20 yaşına kadar takip edemezsin. O çocuğu dünyaya getirirsin, kendi bildiklerini ona bir şekilde aktarırsın ve onun özgür bir birey olmasını izlemek zorundasın. Çünkü istediğin kadar o çocuğa üzerinde hak iddia etmeye çalış, ne kadar baskı kurarsan o kadar kaçacaktır. Dolayısıyla dizi karakteri de aynen böyle. Diziler de aynen böyle. Sen bu baskıyı baskı unsuru haline getirdiğin zaman yeni jenerasyon kendi dizilerini YouTube'da yapıyor zaten. Yani şu an TikTok'ta bilmem nerede bu mecralarda yapılan bu kısa 15 saniyelik filmler dizi sektörüne alternatif değil mi? Evet, herkes aslında senarist. Kendi dizisini çekiyor kendi insanlar. Yönetiyor, çünkü oyuncusu. Daha gerçek geliyor insanlara ve ben bunu eleştirmiyorum. Ve yaratmak, hoşlarına gidiyor onu izlemek. Çünkü diyorum like'ını almak. Evet, bu benim annem için, teyzem için, evde bir ses olmasını seven insanlar için bir alandı. Evet. Ama bu alanın dışına çıkmak istiyorsak burada bize söz hakkı vermeniz gerekiyor. Dijital dünya bizim alanımız. Buranın dilini bilmen için benimle konuşman gerekiyor senin. Bu kadar. Yani benim yapay zekama öğrettiğim dil quick response. Yani QR kodla seninle iletişime geçiyor. Bir dili var. Dolayısıyla sen bu dili öğrenirsen onunla ancak iletişime geçebilirsin. Benimle de iletişime geçmen gerekiyor benim jenerasyonumu anlaman için, benim dilimi anlaman için. O yüzden ben günümüz yapımcılarının bizim dilimizi bilmediğini düşünüyorum. Günümüz senaristleri bizim dilimizi, yani dilimizi bilmiyor. Bu onların suçu değil. Dünyanın hangi yerinde bir senarist haftalık 120 sayfa yazabilir? Yani mümkün mü? Hangi oyuncu günlük 19 saat rol yapabilir? Yani biz artık bir şeyleri fabrikasyona indirmiş durumdayız. Fabrikasyonda kalite kalmaz. Ama biz dünyanın 12 milyon genç nüfusuyla dünyanın 3. ülkesiyiz. Ve biz teknoloji üretemiyoruz dediğim zaman ben üzülüyorum. Evet. Futbolda da aynısını hissetmiştim. Futbolu bırakma sebebim bu benim hocam. Yani bu kadar genç nüfusla Almanya müthiş gençler çıkartıyor ve Türk gençlerini çıkartıyor bu arada. Altını evet. Çizerim. Mesut Özil. Yani, aynen öyle. Biz elimizdeki bu kadar Türk gencinden bir şey çıkartamıyoruz. Bu senin benim oturup kahve içerken konuşacağımız bir sorun olmamalı. Bu senin benim artık bir yerlerde Çözüm aramamız gereken bir yer. Çünkü bundan 5 yıl sonra o yöneticileri bulamayacağız zaten. O yönetici sen ben. Yeni jenerasyon X kuşağı olacak, alfalar gelecek. Ben hadi X kuşağını şu an biraz, evet. Z kuşağını şu an hepimiz kendi içimizde çok kaba tabirle marjinal buluyoruz. Alfaları göreceğiz. Yani kategorize etmekten bahsetmiyorum. İnsan insandır. Ama bu çocuklar bilgiye doğdular. Bu çocuklar teknolojiye doğdular. Hepimiz gibi. Biz bir araf kuşağıyız aslında. Biz konvansiyoneli de biliyoruz. Biz anahtar aracıyız yine. Biz bir ansiklopedi karıştırdık. Aynen. Yeni nesilde hiç yok. Aynen. Direkt search. Ama onların ansiklopedisi başka. Ansiklopedi yine onlarda var. Yani bundan milattan önce yıllarda şöyle bir şey. Taşa yazı yazmak da bir yazı değil midir? Şimdi ben şöyle bir şey söyleyebilir miyim? Ama kitap okumamışlar. Diyebilir miyim? Diyemem. Bu da onun gibi. Her jenerasyon kendi enformasyonunu üretir.
bu enformasyon durumunda özgür bırakmazsak, kendi iş modellerini oluşturmalarına izin vermezsek, kendi sözcüklerini, kendi hikayelerini yazmalarına izin vermezsek, bir gün onlar başa geçtiğinde biz kendi hikayelerimizi bulamaz durumda oluruz. Ve deriz ki çok gaddar değiller mi? Değiller. Milyonlarca bilginin yeniden düzenlenmesi ve buradan da yorumlanması için özel koku sinirleri kanalıyla beyindeki koku korteksi, hipokampus, amigdala ve hipotalamusa gönderilmesine de gördüğümüzü anlamak deriz. Diziye biraz daha dönecek olduğumuz zaman biraz daha içeriğinden bahsedelim. Okan Bayülgen ve Binnur Kaya şu an için başrolde. Evet. Diğer karakterleri enigma yaratıyor. Ben de seyirci gibi bu dizinin içerisinde bir karakter ve bir kadro kurdum. Yarattığım bir hikaye var. Yarattığımız bazı karakterler var. Seyircinin aşina olduğu bir dizi var aslında. Biz bu dizinin üzerine seyircinin eklenmesini istiyoruz. Dolayısıyla sizin mevcut gördüğünüz hikaye sizinle değişecek. O yüzden evet, bugün Okan Bayülgen'i o karakter için çok istiyorum. Okan abi de burada bana en büyük desteği verenlerden. Yani ben biraz Ecem, bu hissi bilir misin bilmiyorum. En zordan başlamak istedim. İlk görüşmem Okan Bayülgen'leydi. Yani dedim ki ya burada defterimi kapatacağım. Ya olacak ya evime olacak. Evime döneceğim ve diyeceğim ki hayır, daha değil. Ya da ilk okeyimi Okan Bayülgen'den alırsam bu işi yaparım. İlk okeyimi Okan Bayülgen verdi. Ben Okan Bayülgen'den aldığım evet'e güvenerek her yere gidebildim. Çünkü bu benim için özgüvendi. Yani o toplantıda bir koz değildi. İçimde bir özgüvendi bu. Yani bu projeyi gerçekten Okan Bayülgen okudu, anladı ve benim yaratmak istediğim dünyanın içinde olmak istedi. O yüzden bunu All Generation diye adlandırdığımız o kuşak bile heyecanlanabiliyorsa, o zaman bunu yapabilmem lazım benim. Benim bunu hayata geçirebilmem lazım diye çıktığım bir yol. Binnur Kaya da keza öyle. Şimdi bu iki isim benim aslında en korktuğum isimler. Baktığın zaman yani bir yapımcının da, bir oyuncunun da, bir fanın da gidip konuşmaktan çekineceği isimler. Ben bu isimlerle konuşmak istedim. Derdimi anlatmak istedim. Derdimin onları anlayabilecek bir izleyici kitlesinin kalmayacağı yönündeydi. Yani Okan Bayülgen bana niye ben diye sorduğunda dedim ki ağır romandaki performansını yeni jenerasyon izlesin istiyorum abi, bu kadar. Onu yani, anlamayacak çünkü. Sen talk showcu, evet senin bir talk show kimliğin var ama ben seni ağır romandaki karakterle tanıdım. Ve burada oynuyorsun sen, yani çatır çatır oynuyorsun ve ben bunu yeni jenerasyonun görmesini istiyorum. Bunu söylediğimde çok hoşuna gidiyor tabii ki Okan abinin de, Binnur ablanın da. Binnur Kaya benim hayatımda tanıdığım en tatlı kişi. Bir insan bu kadar tatlı olamaz. Ama onun da bence ortak problemi bu. Yani o kadar iyi bir insanın bu dünya içinde mutlu olabilme imkanı yok. Mükemmel bir insan çünkü. Bütün değerleri dünyanın çok üzerinde. Anlaşılabilmişin çok üzerinde. Mutlu nasıl olacağız yeni ki? Yeni karakterler nasıl olacak projede? Evet, yeni karakterleri işte aslında bu senin kurduğun, şu an dizimizin içindeki mevcut karakterleri nasıl yönlendirmek istediğine bağlı olarak gidecekler. Yani sen o karakterin ailesinin bütün hikayesini değiştirebilirsin diziye sadece bir karakter vererek. Aşk-ı Memnu'yu sevdiğini söyledin. Ben sana bununla ilgili bir tezimi söyleyebilir miyim? Aşk-ı Memnu'yu ben bir sezonda bitirirdim istesem. Beşir karakterinin yanına sadece bir tane iyi bir hemşire koyardım. Ben Beşir'i iyileştirirsem bütün sezonu birinci sezondan çözerdim. Drama kalmayacak. Drama kalmayacak. Aslında dramı kalmayacağını zannediyorsun. Orada çıkacak hikayeyi bilmiyorsun ama. Yani Beşir'in iyileşmesiyle yeni bir hikaye oluşacak aslında. Ve bu hikaye nereye gidecek? Bu aslında hepimizin hayatındaki acaba onu yapmasaydım da bunu yapsaydım ne olurdu dediğimiz an değil mi? Ben bunu göstermek istiyorum insanlara. O kırılma anı dediğimiz anları göstermek istiyorum. Evet. Proje ne zaman hayata geçiyor? Şu an belli bölümler çekildi. Evet. Sanırım Mayıs 2021'de. Önce köy çocuklarımızın bu dizinin içerisindeki karakterlere alternatif karakterler yaratmasını bekliyoruz. Bunun için de bizim yapay zekamızın şöyle bir özelliği var. Ben yapay zekamızı bir bebek olarak anlatıyorum. Bu bebeğin konuşmayı öğrenmesi gerekiyor. Etik değerleri öğrenmesi gerekiyor. Senin öğrendiğin her şeyi öğrenmesi gerekiyor. Ve bunu da çocuklarla öğretiyorum. Çocuklar Enigma'yı öğretiyor. Enigma'da öğrendiklerini tekrar çocuklara geri öğretiyor. Dolayısıyla o sistem ne zaman tamamlanırsa
O zaman dizi yayın hayatına başlar. Çünkü burada yayın mecrası ile ilgili de söylemek istediğim şey şu. Biz bütün mecralarla görüşüyoruz. Bütün dijital platformlarla görüşüyorum global ölçekte. Türkiye temsilcileriyle görüşmüyorum. Bunu yaptığımda onlara söylediğim şey şu. Bizim dizimizi almanız beni çok mutlu eder. Ama buna karar verecek kişi ben değilim, seyirci. Seyirci hangi mecrada izlemek istediğini seçecek. Bunun kararlarını yapay zekaya verecek. Biz bunları parametre haline getireceğiz. Ve o mecra bizi kabul ederse yayınlayacağız. Yayınlamayı kabul etmezse belki yeni bir mecra oluruz, bilmiyorum. Proje çok güzel. Çok teşekkürler bizlere anlattığın için. Teşekkür ederim. Proje bir an önce umarım hayat bulur. Mayıs'ta seyircisiyle buluşur. Yaratıcısıyla ilk anlattığım kişisin. Sana anlatmaktan da çok mutluyum. Çünkü biz aynı jenerasyonuzdayız. Sen aynı jenerasyondanız. Birbirimizi anladığımızı düşünüyorum. Gözüne baktığımda beni dinlerken beni anladığını düşünüyorum. Bu beni çok mutlu ediyor. O yüzden ben teşekkür ederim. Türkiye'yi artık atacak projeyle Burak Arslan bizlerle birlikteydi.